Şimdi Bursa'ya da şey yapmadık, 7'sine söz verdik herhalde. Yani ilk cumartesi yine bozmadık da, 31 Aralık'ta gideceğiz demiştim, şimdi uymadı. Yani ortalığı görüyorsunuz. Güvenlik sorunları arttı. Seçime doğru bazı şeyler daha da ne olur ne olmaz belli değil. Allah memleketimize salah ve düzen versin. Amin. Emniyet ve güven versin. Amin. Amin. Ortalık kızıştırılıyor görüyorsunuz. Millet sokaklara dökülmeye çalışılıyor. Özellikle kadınlar üzerinden kadınları sokaklara dökmek suretiyle bazı şeyler planlandı falan. Allah da şimdi tutmadı görünüyor ama tabii İran'da tuttu mesela. İran'da tuttu. Tabii beter olsunlar. İran'ı biz hiç tuttuğumuz tarafları yok. Beter olsunlar ama şimdi de bu organize yapanlar örnek alıyorlar, kıyas yapıyorlar. Nerede tuttu, nasıl tuttu? Bu meseleler var. O yüzden Türkiye'de de bu planlandı işte. Maalesef bazı yetkililer de çanak tutuyor bu işlere. Bazıları vazifelerini ihmal ediyor, yapmıyor. Veyahut içeride hala FETÖ kalıntıları var. Bunlar yani %5 diyen var. 2'ye 3'e, bazı birimlerde 2'ye düşmüş. 2 de büyük tehlike. Yani bir tane kamikaze olsa, bir tane bile olsa memleketi batırmaya yeter. Çünkü eğer görevi pilotsa, görevi önemli bir yerdeyse, silahlarla ilgili bir birimdeyse, mesela yani şimdi bir tane var ama o bir tanenin görevi önemli bir yerdeyse vatana, millete, devlete büyük zarar verebilir. Bunlar büyük tehlikedir yani. Onun için bu şimdi rey veren halka benzemiyor ki. Orada %1 olsa, 2 olsa ne olacak? Öbürü PKK %12 olmuşsa misal, 10 olmuşsa. Ya o rey veren başka. Ama şimdi bir de yönetimde bir yerlerde, bürokraside şurada burada varsa, askeriyede, emniyette tehlike kat kat büyük oluyor. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Hepsini teşhir eylesin, ifşa eylesin. Efendim gereken cezalara müstahak eylesin. Amin. Amin. Maruz eylesin. Amin. Allah'ım salli. Seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Yani tehlikemiz geçmemiş. Çünkü evimiz camdansa korkacağız. Yani dışarıdaki de taş, elinde taş bile varsa, evimiz camdansa anladın mı? Hassas bir durumdayız Müslümanlar olarak. Çünkü adam en ufak bir şeyde her şeye suç diyor. Her şeye ceza tertip ediyor. Veya en ufak bir şeyi katlıyor, katmalı mal yapıyor. Efendim, hepsini İslam'a, Müslümanlara yamalıyor, mal ediyor ve insanların tabi burada ırz, namus, haysiyet, şereflerini tahrik ediyor, insanları sokağa dökürmeye teşvik ediyor. Olaylar böyle gelişiyor. Şu anda önümüzde de tabi biz her zaman için sükunet, tumeninet, yatışma, sokaklara dökülmeme, hiç zaman nümayiş gösterilere katılmama, değil mi? Devletin güvenlik güçleri var, emniyeti var, askeri var, polisi var, jandarması var, vesaire, adliyesi var. Yani gereken şeyleri onlara havale edip bizim kendi kendimize olaylara müdahale etmemiz İslam'a göre caiz değil. Çünkü şeriat devletinde de değiliz. Şeriatla yönetilmediği için bizim kendi başımıza yapacağımız icraatler bir İslami şeriat kazai mahkemenin kararıyla olmayacağından dolayı sebebiyet vereceğimiz her türlü fitneden ahirette de mesul oluruz. Ben Allah için yaptım, İslam için yaptım desek de Müslümanlara zarar getirme tehlikemiz var, öyle mi? Onun için şu anda ancak milli bir mesele olur. Devlet yardım ister, çıkın sokağa der. Devletin istemesiyle işte 15 Temmuz'da yapıldığı gibi o vakit çıkılır. Veyahut bir sefer belki Allah muhafaza, iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Böyle bir şey olur. Devlet yetkililer yardım ister vatandaştan. O zaman olur. Ama şimdi durup dururken onun hakkını vereyim, onun haddini bildireyim, ona nutuk atayım, ona mitik yapayım bilmem ne. Bunlar bizim Efendi Hazretlerimizin bize öğrettiği ehli sünnet yolunda böyle bir şeyler yoktur. Yoktur. Onun için ben İsmaila cemaatim yok, Mahmud Efendi cemaatim diye ortaya çıkanlar var. Bunların hiç İsmaila ile, yani Mahmud Efendi Hazretleri hiç ilgi alakaları olmayan insanlar, efendinin kovduğu insanlar, efendinin tard ettiği, tarikatı, şeriatı bozacaklar diye beyan etti ve kerametini zuhur etti insanlar. Şimdi çıkıp efendim şalvar cübbeleriyle toplanıp da efendim yok mahkemeye, yok devlette, yok hükümete çatacak laflar etmeleri. Bunlar da bir provokasyondur. Bunlar da ayrı bir tariktir. Onun için kapılmayalım, aldanmayalım. Öyle yok bir video gördünüz, yok bilmem sakallı cübbeler toplamış bilmem ne. Bunların kim tarafından yönetildiğini, saf insanları da toplamış olabilirler. İşin ucunda ne olduğunu,
anlamadan, dinemeden hiç böyle bir şeylere destek vermek, prim vermek caiz değildir. Önümüzde fitneli süreçler başlamıştır. Anlaşılan o ki devam edecektir. Devam edecektir burada ama ne elimizi, ne dilimizi bir şeye bulaşmayın. Yorum bile yapmanın bir manası yok. Yorum yapacaksan, burada ayet hadis okuyoruz, onu tebliğ et, onun mesajı ilet. Ehl-i Sünnet Hoca Efendilerin yaptığı sohbetlerden iktibaslar, alıntılar yap, Müslümanlara yay. Kendi kendine önüne gelen bir yere beğeni bilmem ne butonuna falan basma. Çünkü kim nereye hizmet ediyor? Yani hakikaten dumanlı bir, sisli bu dumanlı bir havaya girilmiştir. Olayları görüyorsunuz, işte mitingleri görüyorsunuz. Sokakları işte böyle dolduracaklar anlaşılan. Buralarda Müslümanlara saldırılar, tahrikler bekleniyor. Bekleniyor. Biz işimize bakalım. İşimize bakalım. Rabbimizi kızdırmayalım. Efendim, devlet kanunlarla da efendim zıt gidecek, çelişki gösterecek işlere bulaşmayalım. Yani kendimizi korumamız açısından işimizi sağlam yapalım. Kendi işlerimizi sağlam yapalım. Ondan sonra Müslümanlara da işlerini muhkem yapmalarını efendim ve kendisine ceza verdirecek, hapse attıracak, ifade çektirecek, müştekiler ortaya çıkartacak şeylere sebebiyet vermeyi İslamiyet bize emretmiyor. Nehy ediyor. وَلَا تُلْكُوا بِيَد۪يكُمْ لَتَّهْلُكَ Ellerinizle kendinizi tehlikeye bırakmayın buyuruyor Kur'an. Ne gereği var? Her işe karışmak, her işe atlamak. Bizim derdimiz iman, Kur'an, sünnet, namaz, abdest, haşin, zinadan milleti sakındırmak, livatadan önce sıralı kebair günahlar dersleri yapıyoruz. Her Müslümanı ilgilendiren konuları konuşuyoruz. Bunları yayalım. Tebliğlerimizi yapalım. Ha şimdi Hristiyanlara benzememek bakımından, Noel'e karşı tepki vermek. Bunlar bizim meşru haklarımız. İnsanları bu hususta uyarıyoruz. Şimdi onu yapalım.